Seni nasıl özledim Bilemez bilemez bilemezsin Yanıyor kalbim kalbim benim Sönmüyor sönmüyor söndüremezsin Sana olan aşkımı imkan yok bilemez bilemezsin Bir kötüye düşersen kıymetimi anlarsın. Sevgili boğalar, ay burcu boğalar, yükselen boğalar, boğada stelyumu olanlar. Biliyorum ayrılıklar yaşıyorsunuz, özlemlerle tanıştınız, ayrılıklarla boğuştunuz. Neden mi? <laughs> Uranüs sizi yerle yeksan ediyor bir bitiyor bir başlıyor bir gözüküyor bir kayboluyor evet biraz ara söyledim Müslüm Gürses'in Seni Nasıl Özledim şarkısını biraz teselli olun Müslüm Gürses dostlarım ilaçtır ilaç bunu bilin hadi bakalım seni nasıl özledim diyoruz özlemlere gelsin 13 Aralıkla başlayan hafta boğaları neler bekliyor? Zarlarım elimde ayrılıklar bitiyor mu? Yani bilmiyorum belki de çoğunuz yine başlangıç yaptınız. Ben bilemiyorum. Uranüs demek ayrılık demektir. Belki de eşinizden ayrıldınız. Belki de memleketinizden ayrıldınız. Bir ayrılıklar yaşanıyor. Uranüs yeksan etti hepinizi. Boğalar yeksan etti. <laughs> Özlemler bitmiyor. İnşallah niyet kavuşmaları olsun. Evet bakıyorum zarlarımı atıyorum boğalar için gelsin boğalar kuzey ay düğümü kuzey ay düğümü biliyorsun boğaya geçti ve e, sevgili boğa burçları kuzey ay düğümü şifa veriyor bir yıl boyunca şifalanacaksın ruh eşini bulacaksın ruh ikizine kavuşacaksın seni nasıl özledim bilemez, bilemez, bilemezsin. Bak, 10 sayısı bu haftaki uğurlu sayın. Süpersin. Kavuşuyorsun. Yeni başlangıçlar sana süper geliyor. Ve dostum, iki kişi arasında bocalayan boğa burcu. Ya bu oyundan vazgeç ya ikisinden birini seç diyor kartlar. Ama boy yani bocalamakta haklısın. Çünkü bir gözüküp bir kaybolan sevgiliye ben sevgili demiyorum ve Venüs kendi gezegenin Venüs seni destekliyor. Her konuda destekliyor. Bu hafta Venüs yan bir haftadasın. Sevgiyle ilgili ve düzenli gelirle ilgili pek çok işini hallediyorsun. Süper bir hafta. Hadi bakalım kahve fallarına başlayalım. Su gibi aziz olun. Ben de Arkadaşlar boğazım kurulukça suyumu içiyorum. Hazır mıyız boğa burçları? Süper süper ötesi. Daha daha kavuşmaz insan insana kavuşuyor. Bak 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 görüyor musun yolun ucunda geleni? Bak boğa burçları. <laughs> süper süper bir dönem. İmzalı bir kağıdın var alıyorsun bir sevdiğine kavuşuyorsun iki göz yaşını akıtanlar bir köşede göz yaşı dökecekler 3. bu abuçlarıyla uğraşılır mı? Onların bedduası her zaman tutar sevgili bu abuçları ben sizi bilirim. Ufkun sonundaki ışık görüldü ve sana diyorum ki buradan sanki bir türbeye gitmiş dua ediyorsun bir türbeye git bir dua et ve ölmüş olan duygularını canlandır. Dostlarım kesinlikle bir Allah dostunun türbesine gidiyorsun, dua ediyorsun ya da evinden de bir fatiha gönderebilirsin bir evliyamıza. Çok güzel şeyler olacak. İnan ki kabul göreceksin yeni bir topluma yeni bir topluluğa girdiğini görüyorum kabul görüyorsun. Bazı boğa boşları Venüs retrosuna aldırış etmeden ameliyat olabilirler. Başarılı geçecek. Retro'da olsa, olmasa da, düzde olsa Venüs retro'da da olsa boğa burçları bir güzellik girişimin var. Süpersin. Güzel ötesisin. Muhteşem olacaksın. Ve hayalini kurduğun bir ev ya kiraya çıkabilirsin ya da hayalini kurduğun bir eve taşınabilirsin. Süper. O yani gayet güzel e, olayların olacağına işaret ediyor. Papatya gördüm arkadaşlar. Mayıs ayına kadar olan sürede ikilemde kalacağınızı, Mayıs ayında güzel bir ilerleme kat edeceğinizi, zaten Mayıs sizin ayınız, e, önemli bir takım gelirler, önemli bir takım sevgiyle ilgili gelişmeler seni bulacak. Mayıs ayı süper ötesi bir ay olacak. 3 nokta veriyor. Yani 3 nokta bize. Arkadaşlar üç büyük engelin kısa sürede e, atlatılacağını, engellere tek tek alt edeceğini, güzelliklerle donanacağını söylüyor. Kesinlikle güzellikler seninle olacak. Kırlangıç çıkıyor arkadaşım. Kırlangıç adeta yani uzak bir ülkeden gelen haberi bize müjdeliyor. Ha, müjdeler olsun haberler çok iyi ve sen gerçekten iyi hak ediyorsun sevgili dostum. Boğa burs, boğa burçlarıyla özür dilerim. Boğa burçlarıyla aslan burçları arasında bir sürtüşme meydana gelmiş. Ailevi olabilir. Aşkla ilgili olabilir, işle ilgili olabilir. Aslan burçlarıyla uzlaşmaya gittiğinizi görüyorum. Ve boğalarla kovalar arasında kesinlikle işbirliği olacak. Dediğim gibi aslanlarla uzlaşma yolunu deneyeceksiniz. Kovalarla da yeniliklere açık olacaksınız. Koçlarla dostluğunuza diyecek yok. Her türlü beraberliğiniz şifalanıyor koçlarla arkadaşım. Bunlar çıkmış terazi burçlarıyla biraz geç kalmış bir ilişki başlayabilir. Kocaman bir fil ve peşinde de bir aslan olmuş dostum bir ev değiştireceksin. Bu ev yalnız, yalnız nasıl diyeyim şeyle ilgili. Hani fil ve aslan bir tayin çıkması olabilir. Memur olabilirsin. Bir tayin çıkması şeklinde olabilir. Ama sevineceğin gelişmeler var. Evet şurada bakıyorum arkadaşım. Bir ceviz yarılmış adeta içerisinden böyle cevizin içi püskürmüş gibi. Ceviz ve e, içerisindeki meyvenin dışarı çıkması e, zor bulan bir işin olacağını gösteriyor ceviz hani çetin bir meyve biliyorsun kabuğu sert ve ceviz aslında insan beyni gibi burada bunu temsil ediyor zihninizden çıkan bir düşünce bir sert ve zor düşünce kabul görecek bir proje hayata geçecek. Zekanızı kullanarak bir projeyi hayata geçireceğinizi görüyorum arkadaşım. Ve şurada aynı şekilde bir çift sazan, sazanlara dikkat edin dostum. Senin projeni çalmak isteyenler olabilir. Seninle böyle iş yapıp da senin bilgini alıp başka yerde kullanmak isteyenler olabilir. Seni para yönünden istismar etmek isteyenler olabilir. Sazanlara dikkat et. Yoksa zekan çok iyi projeleri tek tek hayata geçiriyorsun, kazanacaksın. Ve aynı şekilde bir borç meselesi var. Borç meselesi 44 sayısını vermiş. 44 gün içerisinde borçtan kurtuluyorsun ya da 44 bin lira kadar bir paran var ödemesi gereken onu da çok rahat ödediğini görüyorum hayırlısı ile geçiyorum benliğin ne durumda ve karşı cinse ilgili ne düşünüyorsun işte benliğin bu durumda şeytan kartı görüyor musun bir büyü neticesinde ilişki alev alev yanıyor bir küs, bir barış, bir iyi, bir kötü. Ne kopuyorsunuz, yani ne de birleşiyorsunuz. Yani ne birleştik ne ayrıldık biz senle hikayesi. Burada gerçek oluyor. Büyüden arkadaşım, büyüden. Çok feci bir büyü yapılmış sana veya partnerine. Bu büyüden dolayı bir türlü birleşme olmuyor. Soğukluk giriyor. Görüyor musun? karizma birisi kadın ya da erkek karizma ve maddi durumu iyi olabilir. Aynı şekilde düzenli bir eğitim almış olabilir. Güzel bir işi olabilir. Tezgahını kurmuş, güzel bir işi var. Eğitimli birisi ama bir soğukluk var. Gerek kadın olarak gerek erkek olarak ilişkide soğukluk. Sebebi büyü, negatif enerji ve büyü ve şu anda Negatif enerjiden, büyüden nasıl kurtulurum diye uğraşıyorsun. Toprağa yapılmış bir büyü, toprağa gömülmüş bir büyü. Toprağa gömülen bir büyünün çıkarılması için hava elementi kullanılmalı. Havaya yani hava elementi deyince asmanız gereken bir Ayet söylüyorum Hac suresi 27. ayeti bir kağıda temiz olarak yazın üzerine de 101 kere okuyun Söğüt ağacına yani Ankara civarında yaşıyorsanız Söğüt ağacına Ankara dışında yaşıyorsanız herhangi bir ağaca asın ve üzerimdeki büyü partnerimin üzerindeki büyü ya da karımın üzerindeki büyük, kocamın üzerindeki büyü gitsin deyin gidecektir sevgili dostlarım ilişki o şekilde güçlenecek bak yine aslında seviyorsun sen partnerini seviyorsun onu bir türlü bırakmak istemiyorsun ama onun dili seni yaralamış gözüküyor bana bu sözleri söylemeyecekti diyorsun ve anahtar veriyor karga kargalar çok zeki hayvanlar ve İngiltere'nin sembolü biliyorsunuz kargalar arkadaşlar ve karga diyor ki ilişkini kurtar. Ee, yeni başlangıçlar yapacaksın. Planların var yurt yuva kurmak gibi ya da yurt yuvanı korumak gibi, ev almak gibi. Lütfen yeni başlangıçları dene. Sana çok iyi gelecek. Hemen pes etme diyor. Karga sana yeni kapılar aralıyor. Duayı yap. Büyüyü boz. Evet, hane içerisinde nedir diye soruyorum. Evet, hane içerisinde herkes çalışıyor. İnşallah, maşallah, ne güzel. Herkes çalışıyor. Bir şeyler kazanılıyor. Ama bir dönüşüm gerekiyor. Yani belki daha çok kazanç istiyorsunuz, belki daha az yorularak bir iş yapmak istiyorsunuz. Bir dö dönüşüm düşünüyorsunuz ve uzaklara gitmek. Gurbet yolcusu dostum eline nasıl diyeyim bilgilerini belgelerini almışsın bir konsolosla gidip görüşme yapıyorsun ve aradaki siyah enerji dağıldığında yani Lilith enerjisi dağıldığında bir ilişki düzelecek bir siyah kadın enerjisi bir cadı kadın enerjisi bir büyü enerjisi bu ilişkiyi yıpratmış gözüküyor ve gerçekten astrolojik olarak bu büyüyü tutmuş ve sen gerçekten uykusuz gecelere merhaba deniz. Ne yapacağını, nasıl bozacağını bilmiyorsun. Bir an evvel başla. Bu büyüyü bozmayı başaracak mısın? Evet, bir birisinin yardımıyla büyüyü bozuyorsun. Bir erkeğin yardımıyla ve 3 günü 3 hafta içerisinde ilişki düzeliyor ve rüyalarına bak diyor. Baş melek Haniyez rüyalarında seni onurlandırıyor. Sana işaretler yolluyor. Diyor ki evet gördüğün rüyaların farkına var. Sana rüyalarında rehberlik ediyor, yol gösteriyoruz. Tabii ki baş melek Haniel diyor. Sevgili baş melek Haniel lütfen rüyalarımda bana doğru mesajları ilet ve bu ilişkinin çözümü için kötü giden ilişkilerin iyileşmesi için ya da borçluysan borçlarımın ödenmesi için uykusuz gecelerimin son bulması için bana yardım et rüyalarımda benimle buluş bana bilgileri aktar diyebilirsin Haniyel hemen gelecektir dostlarım kesinlikle e, şüpheniz olmasın evet geç gelen bir Aşk Hani geç gelen adalet adalet değildir, geç gelen sevgili de sevgili değildir diyor. Ya gecikmeyin. Birisi sizden merhaba demenizi istiyor. Ona bir merhaba değil lütfen. Ve kutlamanız var. Bakın gecikmiş bir evlilik kutlama. Ama bak, şurada en kötü kart var. Tarotun en kötü kartı işte. Bu en bu kart her şeyi mahveder. Çok uğraşacaklar sizin evlenmemeniz için. Çok uğraşacaklar. Çok dedikodu kazanı kaynıyor, laflar sözler. Bakalım ya ne kadar çok uğraşavu. Şu en kötü kartışı mahvediyor. Kutlama var. Gecikmiş bir aşk var ama şurada birisi sizi mahvediyor. Ve bakıyorum karşı cins ne diyor? Partneriniz ne diyor bu duruma? Evet partnerin diyor ki death ölüm yani. Ben diyor bu ilişkiyi yeniden canlandıracağım. Senin için varım. Lütfen Pandora'nın kutusu açılsın. Yani herkesin sırrı ortaya çıksın diyor arkadaşım. Yani ilişkide sır olmaz. Herkes içindekini söylesin. Sonra da ortaya çözüm yollarını koyalım çözelim diyor. Doğru söylüyor. Öyle yani başka türlü de olmaz. Ve güvendesin diyor. Baş melek Ceremayel. Sevgili baş melek Ceremayel, güvende olduğumu bilmemi sağlayın. Beni evimde, evimin dışında ve uykuda koruyun, kollayın. Okuyun arkadaşlar. Sen ve tüm sevdiklerin tamamıyla güvendesiniz şimdi ve her zaman. Teşekkürler Ceremayel. Evet geçiyorum iş hayatına. Ay iş hayatına bak 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 bak. Düşmanlara bak. Bak 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 seni alt etmek isteyenlere bak. Kazancın iyi. Her şey yolunda. Hedef tahtasısın. Dedikodu sırnaşık bir kadın. Ve dedikoducu çok konuşan geveze bir erkek. Seni hedef tahtası yapmışlar. Herkesi de düşman etmişler. Görüyor musun? Dedikoducu çenesi durmayan bir erkek. Evet aynı şekilde çenesi durmuyor. Her yerde gidiyor vıttırı zıttırı konuşuyor. Olmaz böyle. Ve 3 gün içerisinde, 3 hafta içerisinde bu adamı yerle bir edeceksin. Nasıl mı? Söyleyeceğim. Bak sen onu hapse tıkıyorsun. Bak o seni hedef tahtası yapıp hareketlerini kısıtlarken sen de onu hapse sokuyorsun. Göz hapsine etkisiz hale getiriyorsun. Kesinlikle ve kesinlikle her gün tam 66 kere Enam suresi 160. ayet okunacak. Her gün 66 kere iş hayatındaki düşmanların mahfu ve perişan olması için. Enam suresi 160. ayet. Bana tekrar ettirmeyin dostlarım. Evet her gün 66 kere okuyun. Ve benimle uğraşanlar bana tuzak kuranlar kendi tuzaklarında mahvolsunlar diyebilirsin. Görüyor musun? İş hayatında sana tuzak kuran üç kişi. Bak karanlıklar içerisinde kalacak. Ve sen kesinlikle hedeflerine ulaşmak için bilgini kullanacaksın. Zekanı kullanacaksın. Ve kutsal olanı kullanacaksın. Kullanmak zorundasın. Hedef alınmışsın. Her türlü. Ondan sonra da Toplumsal hayatta bir kutlaman var. Herkes seni başarından dolayı kutluyor arkadaşım. Ve süpersin. Al diyor. Güzellik meleği Jofiel. Her türlü güzelliği önüne sunuyorum. Al ve kabul et diyor. Üçüncü gözünü çalıştırdın. Ritüellerini yaptın. Ve artık altın, gümüş, mor, alev enerjisine donatıldın. Hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et. Sen aldıkça evren daha çok verecek. Lütfen az ya da çok deme. Al ve kabul et. Bazen derler ya çok kızarım. Ben zenginlik istemiyorum. Ya da ne bileyim ben bir hediye gelmiştir bir yerden. Ya bu mu bana gelen? Ya da aniden işte bir yere gitmişindir, ufak da olsa bir para kazanmışsındır. Ya bu nedir ki? akış başlamış, bir kanal açılmış, para kanalı açılmış. Niye şükretmiyorsun? Şükret arkadaşım. Şükret az ya da çok deme. Kazancın azı çoğu olmaz. Bereketi olur. Şükrettiğin sürece meleklerin yanında. Ben altın, gümüş, mor, alevden bir varlığım. Ben Tanrı'nın arzuladığı saflığım. Ben altın, gümüş, mor, alevim. Ben merhametin aleviyim. Ben şefkatin aleviyim. Ben mutluluğun aleviyim. Ben dönüşümün aleviyim. Ben sen carmenim. Ben baş melek zat keyelim. Ve öyle oldu. Öyle oldu. Öyle oldu. Melekler her an yardımımıza koşsun. Azınız çok, çoğunuz bereketli olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun sevgili boğa burçları. Seviyorum sizleri. Güzel bir hafta olsun inşallah. Hoşçakalın efendim. Dostçakalın. 0546 481 3506'dır numaram.